Geçelim bir diğer başlığa. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında bir çatışma kapıda olabilir mi diye soruyoruz. Çünkü Biden'ın ifadeleri şaşırttı bizi. Yani. Ee, şöyle dedi Biden. Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine Vladimir Putin'le ilgili bunun bedelini ödeyecek dedi. Ona ABC televizyonunda bir verdiği röportajdı bu. Röportajda şu da soruldu. Putin bir katil mi diye soruldu. O da evet dedi. Şimdi buna yanıt Moskova'dan nasıl geldi? Ben onu da kısaca aktarıp Sayın Özülker'in yorumuyla başlamak istiyoruz. Ne anlama geliyor bu Ama karşılıklı? Ama bugün üç, üç defa bilgilerin? uçaktan düştü Joe Biden yani. Şimdi onu Putin e da göreceğiz birazdan. E, çünkü Putin başkanım. diyor ki sağlığınız yerinde olsun Ama diyor. Doğru galiba. Bunu der demez de Biden öyle bugün bir aksilik yaşadı. Üç kere düşmüş. Uçağının Allah merdivenlerinde düştü aletü düşürmesin yani. Şimdi Amerikan seçimlere nasıl başlıyor. bir müdahalesi söz konusu? Rusya'nın niye bu ifade edildi Biden tarafından? Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova dedi ki, Washington büyükelçisini Moskova'ya çağıracağız ki çağırdılar. çağırdılar. Sonra Beyaz Saray sözcüsü bizim yönetimimiz Rusya'ya karşı Trump yönetiminden farklı bir tutum takınacak dedi. Rusya ile ilişkilerde endişe duyduğumuz alanlarda direkt olacağız dedi. Ardından Putin'in açıklamasını duyduk. Onun açıklaması da enteresan da dediğimiz gibi Biden için sağlığınız yerinde olsun dedi. İroni ya da şaka yapmıyorum. Her ülkenin geçmişinde çok ağır, dramatik ve kanlı olaylar görülmüştür. Ancak başka insanları değerlendirdiğimizde hatta başka ülkeleri veyahut halkları değerlendirdiğimizde aslında her zaman aynaya bakar gibi oluruz. Her zaman kendimizi görürüz. ABD'deki müesses nizamın bilinci zorlu ve genellikle yerel halkın soykırımıyla bağlantılı koşullarda oluşmuştur dedi. Senin ülken nasıl oluştu? Sen ona bak önce. Mealen bunu söylemiş aslında. Putin bir de ABD'ye canlı yayın çağrısı yapmış Biden'a. iki ülke ilişkilerini korumalıdır e, diyerek. Ve herkesin önünde basına açık, kamuya açık, karşılıklı gelin bir oturum halinde bunu konuşalım video konferans yöntemiyle bu hafta sonu olmaz ama demiş çünkü ben dinlenmeye gideceğim Pazartesi yapabiliriz gibi bir takım açıklaması var ama tabii enteresan yani şimdi bu, bu gerginliği biz okuyacağız fakat İngiltere'den gelen de enteresan bir haber var ben onu da aktarayım sizlere nükleer silahlarla ilgili yani bölgemizde olup bitenleri Bütünlükle okumamız lazım ki anlayabilelim. Şimdi oradaki durumda şu. Londra nükleer silahlarını artırma kararı aldı. Nükleer Neden böyle bir dönemde? 160 tane nükleer başlığı vardı. Bunun sayısını yüzde %40 arttırıyor. Ne oluyor? Bir yeni nesil soğuk savaşa mı ilerliyoruz? Yoksa bu hakikaten sıcak çatışmaya gidebilecek bu, bir gerginlik mi? E, aynı soruyu sorduklarında da varmış olduğum sonuç buydu zaten. Öyle mi? Ee, yani şöyle diyeyim çok net bir biçimde. Biden aslında Trump döneminde de bunlar yaşandı biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletlerinde seçimlere müdahale edildi ve Trump bu şekilde kazandı diye sonra mahkemelere düştü çok uğraştı, etti. Şimdi Biden bunun intikamını alıyor. İyi. Ve diyor ki sen Trump'ı diyor dört yıl başımıza dert ettin. Sen de bunun suçlusu. Bu sadece başımıza dert etmek değil aynı zamanda kanunla bizim buradaki hak ve hukukumuzu da çiğnemekte. Dolayısıyla bunun cezasını görecek diyor. Şimdi e, bu işin bir tarafı ama kullanmış olduğu üslup evet. herhangi bir şekilde hele hele böyle başat güçler arasında e, pek rastlanan tipten değildir. Bunu Sayın başka şeylerde yaşadık. Bir diplomat olarak bekler miydiniz bir Amerikan başkanından Hayır, bu kadar hedef alma? Hiçbir şekilde böyle bir ifade kullanılamaz. Bakın ee, Sovyetler Birliği döneminde ve bunlar vardı. Olabiliyordu karşılıklı. Soğuk Savaş dönemi. Mesela bir hatırlatayım. Ee, Krufşev'de yanlış hatırlamıyorsam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşurken ne kadar sinirli ve aynı zamanda kararlı olduğunu göstermek için pabucunu çıkardı. Kürsüye vurmaya başladı. Yani, e, evet. E, Ama sonra da anlaşıldı ki o yedekmiş. Ayakkabısını çıkarmamış. Çekmeceden çıkarmış onu. Evet. Yani. Şimdi netice itibariyle diplomatikte tabii müzakere yaparken her türlü taktiğe başvurmanız mümkün olabilir. Evet. Ama hakaret etmek hakkına sahip değilsiniz. Şimdi buna karşılık Biden daha iş başına geldiği günden de önde ama geldiği andan itibaren net bir biçimde politikasını açıkladı. Dedi ki benim buradaki esas itibariyle hedefim Rusya. Ve Çin'dir. Çinde şimdi, de bir kavga yaşanmış. Onu e da de şimdi birazdan. biliyorsunuz savunma bakanıyla dışişleri bakanına evvela Japonya, oradan Güney Kore arkasından da Hindistan'a gidecek. Hindistan'dayım. Bunun bir tek anlamı var. Tıpkı bizim gene Amerika tarafından kuşatma altına alınmış olmamız gibi hep tartışıyoruz burada. Evet. Şu sırada ya. Amerika, Çin ve şeyi Rusyayı tam bir kuşatma politikasıyla karşısında ezici bir noktaya getirmek istiyor. Bu kapsam içinde de özellikle Hindistan onun için fevkalade önemlidir. Çünkü Çin'i güneyden en iyi tutacak olan ülke budur. Bu arada e, gene ciddi bir tartışma var Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'la birlikte başlayan. biliyorsunuz 1 Mayıs'a kadar Afganistan'da bir anlaşma imzalanması söz konusuydu ve Amerika Birleşik Devletleri askerlerini çekecekti. Hala hazırda deniz kuvvetleri ile kara kuvvetleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Afganistan konusunda ciddi bir ihtilaf içine düşülmüş bulunuyor. O da şu, deniz kuvvetleri diyor ki burada dünyanın parasını harcıyoruz. Onu da hemen söyleyeyim. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da harcadığı para toplamı 1 trilyon 200 milyar dolar. Her yılda harcamaya devam, ediyor daha. Tabii birçok ölüler var şeyler var onlar bir kenara ama bu, bu bizim hala hazırda e, derdimiz Afganistan değil diğerleri olmak mecburiyetindedir. Ve Deniz Kuvvetimiz de bu manada Çin olsun Rusya olsun işte Doğu Akdeniz'de bunun bir parçası olarak e, buralarda çok daha güçlü olmamız lazım. Dolayısıyla bu parayı Afganistan'da harcamamız e, doğru değildir diyor ve buna karşılık da kara kuvvetleri Yani nereye Af aktarılacak o para? Ne anlıyoruz efendim? Tekrar... şöyle, e, orada Amerikan kuvvetlerinin oradaki varlığının devam ettirilmesi artı mahalli hükümeti de ayakta tutacak şekilde onun arkasında duruyor. Her türlü mali mali takviyeyi de vermesidir. O bütün paralar oraya gidiyor. Ama e, gene iddia e, Afganistan'dan çekildiğimiz gün iki tane büyük sorun ortaya çıkar diyor kara kuvvetleri. Bir tanesi de burada serbest kalacak olan Taliban ve diğer hazırlık yapmış ama anlaşmaya varamamış güçler. Afganistan'a gene talan ederler ve bu aynı zamanda dünya içinde çok ciddi bir risk oluşturur. Bu risk aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgedeki politikası itibariyle de ciddi şekilde var Onun için Çekilmememiz lazım diye. Şimdi Biden'ın bir tartışma konusunda 1 Mayıs tarihi itibariyle burada anlaşmayı yapıp gitmekte kalma ihtimalinin giderek güçlendiği bir noktaya para harcamak karşılığında Hı. oraya geliyorum. Şimdi ikinci de husus bu kapsam içinde. Amerika yani Afganistan'dan çekilecekti. Şimdi bölgedeki durumu anlamaya çalışıyoruz efendim. Bu gerginlikte etrafta ne oluyor bitiyor ve evet. karşılıklı pozisyonlanma ne? Afganistan'dan çekilecek de oradaki e, bir şekilde işte anlaşmayı sağlayıp... Bütün askerler gidecek orada. ...desteklediği oradan. tarafı tarafı güçlendirip. Fakat bundan vazgeçilebilir diyor Sayın Özgür. E vazgeçilebilir değil. Vazgeçilme ihtimali güçlüdür diye. Güçlüdür. Ee, Biden çünkü kara kuvvetlerinin söylediğinden endişeli. Neden Şimdi bu biraz bataklığa saplanmak gibi mi? Yani şunu için anlatıyorum. Yine, ee, bu, için. Doğu Akdeniz olsun, Yunanistan'daki yatırımlar olsun, diğer taraftan çevreleme politikası, kuşatma politikası olsun. Bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni politikasının işaretleri İşaretli. olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada Putin'i... Bu manada hakaret etme noktasına kadar gelmiş bir şekilde karşısına almış olması aslında bilinçli hazırlanmış bir politikanın sonucudur diye ben değerlendiriyorum. Ben tam onu soracaktım biliyor musunuz böyle kendisiyle ilgili ortaya saçılan iddialar Malum paylaşılanlar malumunuz seçim öncesinde 3 Kasım'a doğru acaba kişisel bir hırsı mı vardı Biden'in Putin'e karşı şey yoksa yok. Bu Hayır. ülke politikası olarak ülke zaten politikası planlanan. Ülke politikası olarak Amerika giderek zayıflıyor. Amerika giderek geriliyor. Bunu unutmayın. Mesela üniversitelerle ilgili olarak bugün yazı okuyordum. Çok ilginç bir araştırma o da. Amerikan üniversiteleri bir dönem 70'lerde falan ilk yüz içinde şu anda sayısı 37'ye kadar gerilemiş. Avrupa ön plana çıkıyor giderek. Yani başka bir değiş işte Amerikan toplumu çok ciddi bir sıkıntı içinde. Ama bunun tekrar ihya edilebilmesi gücünün başka şeyler de yapmayı beraberinde getirmelidir diye de bakanların da sayısı az değil. Şimdi burada Putin'in üzerine gidiyor. Aslında bunları bir bütün halinde düşündüğüm zaman ben NATO'yla da ilgili onu da hatırlatayım hemen. Trump NATO'yu bir şekilde Verin siz paranızı, bu olmuyor böyle filan demişti. Onlar kendi ordularını kurmaya kalktılar Avrupa'da, onu da beceremediler. Olmadı. Benler. İngiltere gitti, o da olmayacak. Tam o sırada e, e, Fransa zaten başka bir dünyaya geçti. E, Beyinsiz zaten, Beyin bu, bir beyni dedi. yoktur bunun filan, sulandı filan dedi. Şimdi ve Biden politikasında NATO ve Avrupa Birliği çok önemlidir ve işbirliği halinde yola çıkılacaktır deniyor. Dikkat buyurun bunun ilk tezahürleri Türkiye yönünden de yaşanmaya başladı. Mesela Avrupa Birliği, ben Mart ayında yaptırımları yeniden tartışacaktım. E, bunları askıya almış bulunuyorum dedi. Hemen yanında ikinci bir tartışma daha çıktı veya haberler çıkmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri veya Biden, Avrupa Birliği ile işbirliği halinde gideceğiz. Türkiye'yi kaybetmemek esastır. Dolayısıyla şu sırada Türkiye'nin üstüne daha fazla gitmeyin dedi. Ama bugün bir de efendim... Almanya'da buna destek verdi. Destek verdi tamam. Bir de S-400 açıklamaları da gördük bugün enteresan bir biçimde. Türkiye, Türkiye Başkonsolosu evet. Darya Darnol evet. e dedi ki S-400'ler sorununun çözülmesini istiyoruz. Kanunlarımız açık bu yüzden Türkiye bu sisteme sahip olmamalı. Yani bir kez daha aslında yani mağlubun ilhamı oldu onların biz bakışında. Biz bunu hallederdik diyor. Kongre'yi de aşmak için uğraşacağız herhalde diye bakıyor. Çünkü bu da açık, kanunlarımız açık derken yaptırımlar kanından bahsediyor. Türkiye'nin Yap, yaptırımla işte kongre. Ya, kongre söyleyeyim. o petrol satışı ile ilgili konu. Hayır, ya, çok özür de dilerim. Değil. Satır O genel da... olarak s 400lerinde Türkiye'den topyekün Rus uzmanlarla birlikte yurt dışına çıkarılmasına dair de bir hüküm var o kanunda. Peki bir de Sutterfield'ın yani büyükelçinin an, e, Amerikan Ankara Büyükelçisinin evet. açıklaması var. O da diyor ki Türkiye'nin elinde S400 yok diyebilmeliyiz. Evet. Yeni S400 alımının ciddi sonuçları olacaktır. Bunlar var bir de O cebimizde. kanunu hatırlatıyor diyor tamam. ki burada sen bu kararı aldılar. Benim derdim Kongre ile bizi şahsen suçlamayın diyor. Benim Kongre'yi aşamıyorum diyor. Dolayısıyla diyor ama no, biz Türkiye -400, ihtiyacımız var diyor. S400 ile ilgili Kongrenin e, aldığı bir karar var. Karar değil, kanun. Ka kanun mu çıkarttılar, karar mı? Bütçe, bütçe kanununa bütçe bunu koydular. Kanun, Atın o şekilde, hepsini verin bunların evet. diye. Yani Türkiye'nin bunları e, ben de S-300'ler gibi depoya kaldırayım, zaten kullanmam kardeşim söz veriyorum o da, dediği evet. zaman kanun böyle demiyor. Diyor. Tamam topraklardan çıkar diyor. O da yani. diyor ki sıkıntı bende değil, öbür Kanunlar taraftan bende. gelen şeyde. Evet. Şimdi buraya da baktığınız zaman, Dikkat buyurun son 3-4 günden veya bir haftadan beri Türkiye 4 aydan beri nasıl diyeyim daha yumuşak üslupla konuşmaya başladı. Ve şu sırada birçok... Yani diyaloğa açığız mesajı veriyor. Karşılıklı olarak onlar diyorlar ki bizden uzaklaşma bizim sana ihtiyacımız var. Biz de diyoruz ki ben uzaklaşmak niyetinde değilim oturup görüşebiliriz. Ama bunu derken Cumhurbaşkanımızın bir sözü daha var. Her şeyi bir kenara bırakın diyor nasıl Rusya ile de oluyor? Birçok sorunumuz olabilir ama diyalog kurmanın önüne geçecek bir konu değildir bu diyor. Bu diyaloğu da kurabilelim. Şimdi niye soğuk savaş dedim? Çok özür dilerim. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tartışmaya dair açıklamasını da ifade edelim. Biden'ın söylediklerini şık bulmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili bu ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir dev, bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir yenilir yutulur bir ifade değildir. Bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini Yapmıştır diyor Dostluk ilişkisidir herhalde. bu efendim. Yani kendi dostluğunu korumaktadır. Çünkü Putin öbür tarafta Putin'le çok daha iyi anlaştığında kuşku yok. Biden'ın da şu sırada Türkiye'de Ama daha bu Biden'ı rahatsız eder mi? Etsin. Yani etsin. çok önemli değil. Çünkü neticede hatayı yapan odur. Biz değiliz. Ama bunun ötesinde de... Herhalde Türkiye'yi kendine biat kültürüyle topyekün bu kadar sorun varken bağlamaya yönelmesi bir takım açılımlarla Amerika'nın çok kolay olmayacaktır. Şimdi bu noktada işte sorun başlıyor. Hmm. Çevreleyecek. Bu çevreleme için de ittifak sistemine ihtiyacı var. NATO'yu yanına aldığı takdirde yapabilir mi? Rusya'yı mı çevreleyecek? Rusya'yı da çevreleyecek, Çin'i de. Çin'i de. Yanına alabilir mi? Avrupa'da pek çok ülkenin Amerika'nın bu çevreleme politikasıyla hemfikir olmadığını ben hemen söyleyebilirim. Avrupa'da, Avrupa'da... pek çok ülkenin. Amerika'da Mesela... pek çok ülke, NATO üyesi olan aynı zamanda pek çok ülke, Rusya'nın bu şekilde karşıya alınmasından ciddi şekilde rahatsızlık duymaktadır. Mesela Almanya? Aa, kesin, kesin. Enerji arzı yüzünden. Tabii harika, kesin. Değil mi? Yani şimdi Nasıl? bir bütün halinde baktığınız zaman e, bu açılış… Çok özür dilerim, burayı hızlı geçmeyelim. Başka hangi ülkeler bundan rahatsızdır? Efendim Almanya, Almanya bir kere çok rahatsız. Eski Rus peykleri, Sovyetler Birliği döneminin bunların hepsi rahatsız. Hı. Romanya. Romanya. Neden? Polonya. Evet. Bakın bunlar Ukrayna ile her zaman için bir tampon bölge olarak değerlendirmişlerdir ve Rusya'nın kendilerine doğrudan doğruya ulaşamaması için Ukrayna'nın güçlü bir biçimde ayakta olması politikası güderler. Avrupa Birliği'ne üye yapamazlar ama NATO'ya almaya kalktılar vesaire vesaire. Bütün bunların arkasında da bu korku yatar. Dolayısıyla bugün koşullarda o birlikteliği sağlayabilir mi Biden? Çok şüpheli. Ama kesin olan bir şey var. Hem Xi Jinping'le hem Putin'le arasını iyice germektedir. Ve bunun sonucunda da Putin akıllı bir biçimde e, Xi Jinping de aynı şeyi yapıyor. E, bu açılışı sert karşılamıyorlar dikkat buyurursanız. Çok özür dilerim şunu da hemen aktarayım efendim Ses, e, sözünüzü bölüyorum ama. Şimdi Kesinlikle. Amerika ve Çin Biden hükümetinin göreve gelmesinden sonra ilk resmi görüşmelerini ben yaptılar anladım. efendim. Şöyle basına açık yapıldı bu. Normalde bu basına açık kısmı 5 dakika olarak planlanıyordu. Fakat karşılıklı öyle atışmalar oldu ki. Bir saate kadar uzadı o ebosuna açık o olan kus kısım ve iki ülkenin diplomatları da birbirlerini suçladılar. Nasıl? E Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Çin'in bu politikaları diyor, küresel istikrarı ayakta tutan kural temelli düzen için tehlike teşkil ediyor. Buna karşı karşıdan e Çin'den gelen cevap, bu toplantıdan bir gün önce Amerika Çin'e yeni yaptırımlar getirdi. İnsan misafirine böyle mi davranır? Çin'den gelen cevap şöyle devam ediyor. Yine Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı Çin'in politikalarına yönelik endişelerimizi dile getireceğiz. Sincan, Hong Kong, Tayvan, Amerika'ya yönelik siber saldırılar ve müttefiklerimize yönelik ekonomik baskıları konuşacağız diyor. Ve Çin Dışişleri Bakanı'ndan gelen yanıt şöyle. Sincan, Tibet ve Tayvan Çin'in bölünmez parçalarıdır. Amerika'nın Çin'in iç işlerine karışmasına karşıyız. Gerekli cevabı vereceğiz. Sibel saldırı yapma ve gerekli teknolojiyi koruma konusunda tartışmasız şampiyon Amerika'dır. Şimdi Böyle netice işberleri bayağı... yumuşak davranıyorlar. Amerika sertleştikçe ve NATO'yu da bu barada kendi arkasında bir şekilde sürüklemeye kalktıkça diğer taraftan gelen Putin de aynı şey yaptı. Cumhurbaşkanı'nın söylediği doğru. Ama Çin'de burada Çin Dışişleri Şimdi, Bakanı da sert. İşte problem burada. Şimdi... Biden Rusya konusunda da geri atmayacak. Geri adım atmayacak. Ve burada, Zaten pişman değil sözleri. Tabii, de, ya açıklama geldi sözlerinden bu, bu açıklama, e, şimdi Putin yumuşak davrandı vesaire. Bunlar Xi Jinping'de, Putin'de ikisi de Dünyaya göstermek istiyor ki biz burada Amerikan ayağına basmak davasında değiliz. Biz onunla bir kavgaya girmek için de bir derdimiz yok. Ama bizim yarın öbür gün ne diyecekler biraz daha ileri gidildiği takdirde eee amma uzattın yetti yahu. Bu noktaya iş geldiği gün bunun evet, adı ah. Soğuk Savaş Dönemi'dir efendim. Bana da söz verebilir misiniz Rusya? Döneceğim hocam, döneceğim. döneceğim. Evet. Bir tamamlasın Sayın Özülkan. Şunu bir tamamla ve ben siz bize ee, geçen Soğuk Savaş Döneminde ne olduğunu da hatırlatırsınız değerli. Evet. Şimdi bu noktaya doğru evrilirse iş, ki Amerikan politikasında bu yapılmakta, e, otomatik olarak e, işler e, temassızlık noktasına gider. Diyalog kopuyor. Birleşmiş Milletler'in falan da burada bir ara olması veya da bunlar olamaz. Olamaz. Şimdi dolayısıyla son söylemek istediğim de bu kapsamda şu. Ee, Soğuk Savaş döneminde de Türkiye inanılmaz derecede önemli bir ülkeydi. Bugünün koşullarında da Orta Doğusu'yla, Doğu Akdeniz'iyle, bütün çevresiyle, İran'ıyla ile, o, e, Güney Asya'yla vesaire Türkiye'nin önemi her geçen gün biraz daha artmakta. Şimdi bu koşullar altında da Türkiye'yi kaybeden, Büyük ya, kaybeder. Büyük kaybeder. <laughs> Bunu da yapmamak için bize şimdi zeytin dalı uzatılıyor. Buradan bir soru çıkar mı? Tartışırız. Benim şahsi Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden de uzatılıyor mu zeytin dalı bize? Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği zaten işbirliği halinde kurumsal olarak Türkiye'ye zeytin dalı. Vallahi niye sonuç çıkmaz dediğiniz